Sufizm ya da mistizm hepsinde var. Bütün dinlerde var. Bunlar bize getirdiler belki de. O tarikat ehilleri, bütün dinlerdeki tarikat ehilleri o ruhu getirdiler. Şimdi ben o yüzden seçilmiş olmuş oluyorum ki İrfan abi. Onu da alabilecek olan birisiyim ben. Anlatabildim mi? O gelen ruhu da alabilecek, o bilgiyi de öğrenecek eğer öyle gelmişse o ama. Ben de bana verilenle onu birleştirip hani bir formül çözülmesi gibi olmuş olacak. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeyler anlattığımda hanıma. Hanıma anlattığım gün, açıldığım gün sabahında Mahir beni aradı. Aradım geri dedim, hayırdır Adır? Ya dedi, nasıl iyi misin? Çok enteresan bir rüya gördüm dedi. Hani sana söylemek istedim, paylaşmak istedim dedi. Ne dedim? Ya dedi, sen böyle yüksekte, çok yüksekte bir yerdesin, mağara gibi bir şeydesin. Ama bir sen oluyorsun, bir peygamber efendimiz oluyorsun. Yani, çok güzel bir şey. Hazreti Muhammed'in yüzü oluyorum, bir ben oluyorum, bir oluyorum, bir oluyorum. Ama ben olduğum zaman asker kıyafeti giymişim, havacı asker kıyafeti, yüzbaşı. Ben de abicim hayırdır dedim. Ya dedi ben hiç rüya görmem dedi. Rüya görsem de hatırlamam dedi. Ha, Peygamber Efendimiz'i gördüm ve seninle yüzündeydi. Yani sakalı makalı her şeyde sendin dedi yani. Gerekirse İsmail gibi teslim olurum ya. Al bıçağı dırımı. Yani. Ben buna inanıyorum. Yani. İnandığım şey bu. Tabii canım. Ya bana söyle. De ki ya sen yani de ki deccalsın ulan de kes boğazımı. Bakalım. Ya da de ki yani bana bunun yolunu göster. Ben bunu yapacağım yani. Vallahi. Bu yola çıktım çünkü. Hani bu yola itildim mi? Gerçekten öyle itildim. Yani ben maalesef seçildim. Maalesef de diyorum yani. Psikolojik bir şey var sen olacak. Yani öyle zannediyorsun ama öyle değil sen olacak. Belki olabilir. Vallahi doğru söylüyorsun ya. Bir görün yani. Görün bir de bir psikoloğa görün yani. Peki bunları ben yaparsam ne oluyor? Yani düşün ki yapıyorum ben hani icatlar yapıyorum ya bu icatlar dünya için önemli icatlar. Yani hani şimdi ya dünya için önemli icatlar değil mi bunlar?